İrfan Hanım, bize çakrolojiyi anlatabilir misiniz? Tabii ki. Biz doğduğumuz anda bizim bir genetiksel yapımız var. Aslında karakter dediğimiz olgu da bununla şekilleniyor. Doğduğumuz an bir isim konuluyor bize. Buradaki ismin bir harfsel değeri var. Sayılar ve matematik üzerine kurulu zaten dünya. Baktığımız zaman her şeyde bir geometri, her şeyde bir matematik var. Ve buradaki sayıların da bir matematiği var. Bu geçmiş tarihlerde pek çok uygarlıkta da kullanılmıştır. İsimler ve tarihler üzerinde bazı araştırmalar yapılmıştır. Kabalistler, Mısırlılar, bir şekilde bu hatta İslamiyet'te dahi kralların, padişahların bile bir şekilde harita yorumlayıcı medyumları vardı. O zamanlar medyum diye geçiyordu bu kişiler. Daha sonra astrolog olarak, astronomi uzmanı olarak vesaire geçti. Ama sayı bilimi gerçekten özel bir bilim. Buradaki sayıları numaroloji olarak da bir şekilde çıkardılar. Fakat bunu biz çakralarla belirginleştirmeye karar verdik en sonunda. Bizim doğum anındaki ismimiz, bazen çocuklara bir isim konulur, kulağına sesleniyorlar, üflüyorlar. Fakat çocuk huzursuz oluyor. Daha sonra o ismi değiştiriyorlar. Çocuk sakin sessiz hayatına devam etmeye başlıyor. Demek ki çocuk ismiyle geliyor. Buradaki ismin de her harfinin belli bir sayı değeri var ve bir çakra ile bağlantılı her sayı değeri. Bununla beraber bizim doğduğumuz bir gün de var. Aynı gün, aynı saatte doğmuş ikizler dahi birbirinden farklılar. Peki bunları birbirinden farklı yapan nedir? Hayatlarını birbirinden farklı yapan nedir? İsim değerleri ve doğum tarihi, yani kişinin kaderini belirleyen şeyler. Bunlar üzerinden de bir çalışma, sistematik ve çakroloji diye bir şey çıkardık. Yeni bir sistem, canlarımla beraber. ve bunun bir şekilde eğitimlerini vermeye başladık. Kişiler kendilerini daha iyi tanısınlar. Başlarına neden bu geliyor ve neden böyle bir zamanda geliyor? Ben bu kişiyle neden bu zaman diliminde boşandım? Ya da kaç çocuğum olacak gibi bir soruya dahi cevap verebiliyorsunuz. Hangi yıllarda ne tür işler yapmanız lazım? Bir işe başlamak için uygun bir zaman mı? Normalde bunu astroloji ve diğer alanlarda da yanıtlar verilse de daha çok kişinin kendini tanımlaması, hayata neden geldiğini anlayabilmesi için. Hayata geliş amacı, misyonu, vizyonu, herkesin farklı bir karakteri var. Her çakranın da belli bir volümü var. Şimdi mesela birinci çakrası çok çalışan bir insan daha atılgan, daha aceleci olabiliyor. Bir tık varsa çok fazla bir çabası olmaz. Fakat 5 tık varsa o kişiyi normal bir şekilde tutamazsınız. Sürekli faaliyet yaşamak ister, sürekli bir şeyleri başlatmak ister, liderlik yapmak ister. Fakat diğer çakralar uygun değilse liderlik yapmaya çalışır. Ama lider olamaz. Hani herkesin dediğim gibi bir karakteristik yapısı var. Onunla kendini bir şekilde gösteriyor. Daha sonra aldığımız ünvanlarla, takılarla, evliliklerle buradaki çakraların durumları da değişiyor. Bunun sistemini öğretebilmek için biz de yola çıktık. Bakalım. Peki çakroloji ne öğretisi? Aslında hayatın öğretisi. Kaderimiz bizim. Neden bu dünyadayım? Neden bunları yaşıyorum? İnsanların kafasındaki en çok merak edilen şeyler bunlar. Bunlara cevap veriyor.